Olmaz kanıma dokunuyor. Ne demek ya? F-16 için her şeyden vazgeçelim o zaman. Yani deniz üssü kurmaktan vazgeç. İsveç'i onayla. Yunanistan'da iyi geçin. Güney Kıbrıs'ın yaptıklarına ses çıkarma. Onu yapma. E, e bu adamlar istedikçe isteyecek. Bayraklar TB2'lerimiz yani insansız hava araçlarımız, insansız silahlı hava araçlarımız. Bak bunlar bizi şu anda böyle götürüyor. Yunanistan bu konuda çok düşük. İnsansız hava aracı. Ya Heron'ları kiralıyor, ya Amerika'daki NQ-9'ları kiralıyor falan. Bunlarla böyle günü kurtarmaya çalışıyor. Efendim bir NATO ülkesine saldırı olursa diğer NATO ülkeleri de efendim karşılık verecek. O ülkenin yanında olacak vesaire vesaire. Eee? E, bize sürekli saldırı oluyor. 12 tane askerimiz şehit oldu. Nerede NATO? 15. savaş uçağı. 15. savaş uçağımızı aldık. Ya şimdi böyle Biden kendini uyanık sanıyor ama bunak herif. E şimdi burada Türkiye'yi güya kandırdığını sanıyor. 12 askerimizin şehit olmasıyla alakalı silahların birçok kullanılan silahlar, güzeller vesaire kanıtlandı bu. İsveç malı, İsveç'ten gidiyor. NATO'nun genişlemesi coğrafi anlamda bir inceleyin ya. Ne faydası var Türkiye'ye? Türkiye'yi bir kuşatan yapı. Sevgili dostlar, çok çok önemli gelişmeler var. Özellikle İsveç'in NATO üyeliği hususunun aslında çektiğimiz bir videoda anlatmıştık. Gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda onaylanması maalesef büyük bir zafiyet. Bakın zafiyet. İstediğiniz kadar pazarlıklar değil. Neyin pazarlığını yapacaksınız? Bazı arkadaşları gördüm o videoda yorumlar yazıyor. Sonra diyorlar ki hocam yorumlara takıl. Nasıl takılmaya? Gerçekten şaşırıyorum. Arkadaşlar da uyarıyor beni. Bak hocam böyle böyle yorumlar yazmışlar diye. Yani hala buna pazarlık diyenler var. Ne pazarlığı ya? F-16 pazarlığı. Velev ki F-16 pazarlığı yaptı. Ne oldu? Yani Biden'ın iki tane güzel sözü mü bizi etkiledi? F16 pazarlığı. F16 için daha önce Amerika ne şartı koymuştu? Hatırlayın. Kesinlikle ve kesinlikle işte Yunanistan'a karşı veya işte diğer hususlarda kullanmayacaksın. Yani bazı kullanmama şartları getirmişti. E şimdi bu kullanmama şartlarına baktığınız zaman Bakın altını çiziyorum. F-16'nın Türkiye ne faydası olacak? Şimdi Türkiye alternatiflere yönelmeye başladı. Hatırlayın Eurofighter'lar konusunda. Almanya her ne kadar taş koymaya çalışsa da ama Eurofighter'lara yönelmesi Türkiye'yi Amerika'yı özellikle hop oturup hop kaldırdı. Sonra işte Amerika güya işte Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden telefon görüşmesi yapmıştı. Biden demişti ki işte ben istiyorum da e, senatoya da iyi dileklerimi, iyi niyetlerimi sunacağım. İşte senato yine topu senatoya atıyor. Ya şimdi böyle Biden kendini uyanık sanıyor ama bunak herif. E şimdi burada Türkiye'yi güya kandırdığını sanıyor. İşte Cumhurbaşkanı her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda onaylansa da Cumhurbaşkanı meclise artık kim yoluyla veya ne yoluyla özellikle kendi grubu için söylüyorum. Bir şekilde bir tüyo vermeli. Tüyo deyim yerindeyse bir tüyo vermeli. Yani onaylanmama konusunda gerekirse. Cumhurbaşkanı bir makamı temsil ediyor. O diyebilir ki işte biz NATO ülkesiyiz. işte çıkarlarımız falan filan. Hadi anlarım bir şekilde. Bir denge kurmaya çalışıyor. Ama meclise bitiyor verilsin ki. Mecliste bu saçma sapan meclise gelecek. Şimdi birinci adım bitti. TBMM şeyin onaylandı. Dışişleri komisyonunda. Şimdi meclise gelecek. Şimdi son meclis son. Yani İsveç bize ne verdi? Bakın çok ilginç bir şey, ilginç değil çok da yaralandığım bir şey, yani yara duyduğum bir şey. Ya 12 askerimizin şehit olmasıyla alakalı silahların birçoğu kullanılan silahlar, füzeler vesaire kanıtlandı bu. İsveç malı, İsveçten gidiyor. Şimdi bu İsveç çok net söyleyeyim bize büyük terör örgütü ele mı verdi. İsveç'te. İsveç'te PKK borsası kuruldu biliyorsunuz. O PKK borsası çok önemli. PYD, -YPG. O borsa kurulmasıyla alakalı bir girişimde mi bulundu? Stockholm'deki özellikle Stockholm. Bak Stockholm'dan izleyicilerimiz var. Onlar buraya da yazsın. Özellikle Tarkan Bey var takipçimiz Stockholm'de. Çok önemli bilgiler atıyor. PYD, YPG var her yerde. Her yerde PYD, YPG. PKK'yı resmen İsveç meşrulaştırmış. Bunları mı kapattı? Yok. Efendim sürekli eylemler yapıyor. Terörist başının fotoğraflarını asıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret eden fotoğraflar, bilmem neler, işte kuklalar, Cumhurbaşkanı'nın tercih... bunları unuttuk mu ya? Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına girmiyorum bile bak. Bunları unuttuk mu? Hani bu İsveç'i, e ödül gibi hiçbir şey yapmayan İsveç'i bize karşı NATO'ya alacağız. Ney? Pazarlık. Arkadaşlar milli konular üzerinden Türkiye'nin bekası üzerinden pazarlık olmaz, olamaz. Olamaz zaten en çok hassas olduğumuz konu bu. Olamaz, olmamalı. NATO'nun genişlemesi coğrafi anlamda bir inceleyin ya. Ne faydası var Türkiye'ye? Türkiye'yi bir kuşatan yapı. E diyeceksiniz ki ama hocam NATO ülkesiyiz. Evet maalesef 1952'de bir halt yenmiş. NATO'ya girilmiş. Dönemin şartları Sovyetler şu bu falan. tekrara düşmek istemiyorum. Çok anlattık NATO konusunu. E ama bu NATO'nun e şimdi bir Türkiye'yi çevirme harekatına bakın. Yunanistan üzerindeki üstlerine bakın. Diğer taraftaki üstlerine bakın. Güneydeki üstlerine bakın. E şimdi birçok şeyde Türkiye'yi tehdit. Bu şimdi niye diyorum Türkiye'yi tehdit? Ya bu alçak Kuzey Atlantik Paktı NATO. Allah aşkına. Bir tane ülke herhangi bir şey olsun. Hop oturup hop kalkıyor NATO ülkesine. Türkiye üvey evlat NATO statüsünde mi? Bu NATO'nun 5. maddesi. Kahrolsun 5. maddesi. Neymiş 5. madde? Efendim bir NATO ülkesine saldırı olursa diğer NATO ülkeleri de efendim karşılık verecek. O ülkenin yanında olacak vesaire vesaire. E? e, bize sürekli saldırı oluyor. 12 tane askerimiz şehit oldu. Nerede NATO? Ama NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya çatır çatır silahlar veriliyor. NATO ülkesi olmayan Ukrayna'ya çatır çatır bilmem milyar dolarlar akıtılıyor. Destekler veriliyor. Ukrayna NATO ülkesi mi? Değil. E İsrail NATO ülkesi mi? Değil. Ama çatır çatır Amerika Birleşik Devletleri 7 Ekim'den bu yana olan o saldırı hususlarından sonra sürekli İsrail'in yanında. Ya bu Amerika Birleşik Devletleri bir tek Türkiye'nin yanında değil. Şimdi ki hocam NATO ile Amerika. E NATO'da destek, koalisyon kuruyorlar. NATO ülkelerinin birçoğu orada. Bir iki tane NATO ülkesi olmayan var. Diğerlerinin hepsi orada. E? Ya yani daha büyük örnek vereyim istiyorsanız biraz da geriye gideyim. G20 toplantısı vardı Endonezya'da. Hindistan'dakini söylemiyorum. Endonezya'daki G20 toplantısında hatırlayın. Polonya'ya iki tane füze düştü diye Hop hemen orada NATO ülkeleri başkanları bir toplantı yaptı. Kimi almadılar o toplantıya? Türkiye'yi. Hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı'nı almamışlardı. Ya çok şey sayarım arkadaşlar. Ya uu, geriye gideyim NATO tatbikatlarını sayalım. E, Millennium Challenge tatbikatı Amerika'nın yaptı. O Amerika'nın yaptı. NATO'nun yaptığı Trident Javelin tatbikatı Norveç'te. Çok örnek veriyorum. Ama bize verilmeyen, bak bize verilmeyen, ağzımıza bal çalınan bu İsveç hususunda çatır çatır F-16'lar hem de Viper modernizasyonunda son seviyedeki F-16'lar Yunanistan'a veriliyor. Nasıl olacak şimdi bu? Bak Yunanistan'a veriliyor. Yunanistan'dan ama manşet atmış. Hava kuvvetleri. Güçleniyoruz diyor sürekli. Bir F-16 Viper daha elimizde. Uçuş testlerini tamamlaması tamamlayan 15. savaş uçağı. 15. savaş uçağımızı aldık diyor. Bak 15. savaş uçağının şurada ayrı bir şeyi var. Sakın bunu sanmayın böyle. Yunanistan'da 15 tane savaş uçağı var. Hayır. Rafale uçakları var da. Fransız Rafale'ler var. Onlar da son modernizasyon. Üstelik bu F-16'nın Viper modernizasyonu yani son modernizasyondaki uçaklar 15 tane. Eskilerini saymıyor Yunanistan. E şimdi hava kuvvetleri bünyesinde biz neyi bekliyoruz? E tamam çok güzel atılımlarımız var. Kaan milli muharip uçağımız. Ama seri üretim yetişmeyecek. Yunanistan sürekli propaganda kapsamına söylüyor. Sürekli söylüyor. Hava kuvvetlerinde üstünlüğü ele geçiriyoruz. Hava kuvvetlerinde şöyle. Hava kuvvetlerinin hava anlamını şu an Bizim en önemli atılımlarımız işte orada bir dengeyi bozuyoruz. Üste çıkıyoruz. Bayraklar TB2'lerimiz yani insansız hava araçlarımız, insansız silahlı hava araçlarımız. İşte Anka 3 geçenlerde testi yapıldı. Gurur duyuyoruz. Müthiş bir şey ya. Harika bir şey. Gurur duyuyoruz. Bak bunlar bizi şu anda böyle götürüyor. Yunanistan bu konuda çok düşük. İnsansız hava aracı. Ya Heron'ları kiralıyor ya Amerika'daki MQ9'ları kiralıyor falan bunlarla böyle günü kurtarmaya çalışıyor ama uçak anlamında bunları yapıyor. Bak bu çok önemli. Hava kuvvetleri. O yüzden biz ya bize F-16 vermiyorsanız mevcut F-16'ların modernizasyonunu yapın diyoruz. Bak buradaki ayrım çok önemli. Buna da yanaşmıyor Amerika Birleşik Devletleri. Niye kardeşim? Türkiye'ye karşı bir saldırım var. Siz de söyleyin biz şey yapalım ona göre hepimiz rahatlayalım ya. Ona göre önlemimizi alalım arkadaş. Alternatifsiz değil Türkiye. Başka alternatifler kapıda orada. Su 35'ler var, su 57'ler var. Bir sürü alternatifimiz var. Eurofighter'larda belki üstüne biraz daha gidilirse İngiltere ve İspanya işte İtalya diğer yüklenici firmalar Almanya'ya daha çok baskı yapıp belki Eurofighter'ları da verebilir. Yani çok önemli hususlar var. Bak şu mesela şu haberde F16 ile alakalı olan Cumhurbaşkanından bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Erdoğan'dan Amerikan F16 Blok 70 için kara ve su. Yani Türkiye işgal altındaki Kıbrıs'tan bahsediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyor, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Türkiye işgal altındaki Kıbrıs'ta deniz üssü kurma planlarından vazgeçiyor. Bak Propaganda'ya bakar mısın? Şimdi yabancı basına bunu böyle servis ediyorlar. Bu birkaç yerde daha çıkmış. Şimdi ne diyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Yunanistan'da yumuşadı diyor. E diğer talepleri kabul ediyor, İsveç'i kabul ediyor. E şimdi diyor bunun için diyor bizim Karpas tarafını öz, 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 özür dilerim. İskele tarafındaki yeni üssümüz vardı yani kurulacak olan üssümüz duyurusunu da yapmıştık. Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız söylemişti Ercüman Tatlıoğlu Paşa. Şimdi bu İskele bölgesini yapılacak üstten vaz mı geçildi? Yunanistan bakın böyle bir iddiada bulunuyor. Şimdi bu iddia. Ben böyle bir şey olacağını artık ihtimal vermiyorum. Veremem. Olmaz. Kanıma dokunuyor. Ne demek ya? F-16 için her şeyden vazgeçelim o zaman. Yani deniz üssü kurmaktan vazgeç. İsveç'i onayla. Yunanistan'la iyi geçin. Güney Kıbrıs'ın yaptıklarına ses çıkarma. Onu yapma. E, e bu adamlar istedikçe isteyecek. Yarın senden daha ağır talepler isteyecek. Sen alternatiflere yönelmedikçe. O yüzden bütün bu hususları iyi görmemiz lazım. Bunların da bir defa daha altını çizip söylemekte fayda var. Bakalım neler olacak. Allah ülkemizi, milletimizi korusun. Allah her zaman şunu söylüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti insanlığın vicdan adası. Türkiye'ye Allah göstermesin bir şey olsa dünyada birilerine, bazı ülkelere çok şey olur. Onu da söyleyelim. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.